Rıdvan Akar Güneydoğu'da son operasyonlarda, Türk polisinin yürüttüğü son operasyonlarda yer altındaki işkence evlerine kadar Hizbullah'ın bütün yönleriyle inceledi. Hizbullah'ın hücre evlerinden çıkan ve bugüne kadar hiçbir yerde görmediğiniz propaganda kasetlerine, Hizbullah militanlarının sorgu bantlarına ulaştı. Hizbullah'ın işkence yaptığı tutsakların kurtarılması operasyonunu, tutsağın yüzündeki dehşeti emin olun hiçbiriniz unutamayacaksınız. Akar'ın bu titiz araştırmasının birinci bölümünde ölümle ve tetikçilerle tanışacaksınız. Diyarbakır'da Silvan'a bağlı bir köy, adı Yolaç. Terk edilmiş viran bir korucu köyü. Köyün tek odalı minik camisinde 5-10 kişilik cemaat günde 5 kez namaza duruyor. Alınları secdeye değdiğinde bugüne kadar hiçbiri çığlıkları, dehşeti ve ölümü ne duydu ne de hissetti. Oysa o caminin altında zehirli bir sarmaşığın kökleri gibi derinlere uzanan Hizbullah'ın ölüm sığınağı vardı. Caminin masumiyeti ve kutsallığına sığınan örgüt, tutsak ettiği insanları yerin iki kat altında hücrelere kapatıyor ve işkence ediyordu. Yolaç köyündeki bu sığınak yağmurlar nedeniyle ortaya çıktı. Dehlizler ve hücrelerde ölümün izleri vardı. Hizbullah kaçırdığı kişileri buraya getiriyordu. Tutsaklar briketlerle ayrılmış bu 15 kişilik hücreye kapatılıyor, gözleri bu bezlerle bağlanıyordu. Hücrede tutulanlar genellikle bu tahtalarla bu şekilde bağlanıyorlardı. Ve tutsaklıkları burada, bu hücrelerde sürüyordu. Tutsaklara çok az yiyecek veriliyordu. Caminin altında başlayan bu yeraltı hapishanesi bir tünelle yandaki evin ahırına kadar uzanıyordu. Bu ahırdan geçen tutsaklar örgütün mahkeme evi diye tanımladığı işkencehaneye alınıp burada sorgulanıyordu. Pek çok insan bu hücrelerde öldürüldü. Ölenler hemen oraya gömülüyordu. Bu sığınak ortaya çıkarıldıktan sonra pek çok kayıp yakın aile hücrelerde yakınlarının giysileriyle karşılaştı. Hizbullah'ın Güneydoğu'da 50'ye yakın köyde bu tip sığınakları ve hücreleri olduğu tahmin ediliyor. Ancak Hizbullah'ın sadece köylerde değil, şehirlerde ve kasabalarda da benzer hücre evleri ve sığınakları var. Burası Diyarbakır'da kent merkezinde Hizbullah'ın hücre evi. Polis gece yarısı eve operasyon düzenliyor. Ancak militanlar evi terk etmiş. Ev aranıyor ve kitaplığın arkasındaki zeminde bir fayansın diğerlerinden farklı olan rengi dikkati çekiyor. Fayans kaldırıldığında ortaya bir başka sığınak çıkıyor. Polisler sığınakta Hizbullah'ın kaçırdığı bir tutsakla karşılaşıyorlar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun.
Aylardır yer altındaki sığınakta tutulan bu kişinin zincirleri tuvalete gidebilmesi için zincirlenmiş. Militanlar evi terk edince, tutsak da polisler gelinceye kadar tam 4 gün boyunca açlıkla pençeleşmiş. Evi var. İlkine not evleri deniyor. Bu evlerde silah, mühimmat ve arşiv saklanıyor. Diğer evler ise sığınak diye biliniyor. Bu evlerde de örgütün askeri kanat sorumluları ve kaçırılanlar saklanıyor. Hizbullah'ın evleri adeta sır küpü. Evlerdeki bölmeler büyük bir ustalıkla gizleniyor. Örneğin bu giysi dolabının içinden sığınaklara geçiliyor. Ancak gizli kapının açılması için bu iki telin birbirine değdirilmesi gerekiyor. Hizbullah örgütü için birinci kural gizlilik. Örgüt hücreleri arasında telefon kullanmak yasak. İhanet kabul ediliyor. İlişki kuryelerle sağlanıyor. Kuryeler talimatları pelür kağıtlarla anahtarlıkların içinde taşıyor. Örgüt düzenli olarak polis telsizleri dinliyor. Bu nedenle de örgüt evleri basılmadan evler boşaltılıyor. Son operasyonda Hizbullah'ın arşivine ulaşan Diyarbakır Emniyeti artık telsiz kullanmıyor. Evimiz efendim. Militanların tamamı kod isimlerle anılıyor. Kullanılan kod isimler Hazreti Muhammed dönemindeki sahabelerden seçiliyor. Militanlar mahallelerinde, iş yerlerinde ya da okullarında yapılan çok detaylı bir istihbarat çalışmasından sonra örgüte kabul ediliyor. Evlenecek militanın eşi içinde bacılar adı verilen kadınlar gelinin Hizbullah'a layık olup olmadığını sorguluyor. Adamı beklediniz. Adam gelince vurduk. Kim tetikçi, kim gözcüydü? Bilal Gözcü, ben de Fevzi tetikçiydik. İlk ateşi kim etti? Fevzi etti. Fevzi etti, daha sonra sen de ateşi. Evet. Adam öldü. Evet. Olay yerinden kaçtınız. Evet. Fuat'ın kafasına ateş etti. Evet. Şey sormadım. Kafasına. Evet. Yastırdın, kaç el ateş ettin? Birkaç el ateş ettim. Fuat'ın kafasına. Evet. Ondan sonra? O adam sokundan kaçtı. Hizbullah yaptığı hiçbir eyleme sahip çıkmıyor. Miting, gösteri, toplantı yapmıyor. Afiş, poster, pankart asmıyor. Bayrak ya da sembol kullanmıyor. Dolayısıyla örgütü deşifre edecek yasal zeminlerin hiçbiri kullanılmıyor. Örgütün istihbarat çalışmalarında orta ve lise öğrencileri kullanılıyor. Hedefler günlerce takip ediliyor. Eylemlerde genellikle Makarov ve Takarov tipi, Doğu Avrupa kökenli tabancalar ve satırla bıçak kullanılıyor. Eylemlerde kullanılan tabancalar örgüt evindeki tornadan geçirilip balistik izleri yok ediliyor. Evde mi temizlediniz? He, orada temizledim. Nasıl temizlik yapıyorsunuz? Kendisi temizledi. Nasıl temizledi? Biz de temizledim. Yani bu üstünü temizledi. Üstünü temizledi. Biz üzerim bağlı tutuyoruz. Namlusunu falan. Namlusunu. Sildi mi? Sildi. Sildi. Polis tarafından aranan militanlara yeni kimlik sağlanıyor.
Aranan örgüt mensupları kiralanan hücre evlerinde mahkum ediliyor. Yani aylarca bu evlerden çıkması yasaklanıyor. Ya da aranan militan başka kentlere, hicret evlerine gönderiliyor. Hizbullah sol örgütlerde olduğu gibi hücre tipi örgütleniyor. Hücreler 3 kişiden oluşuyor. Kaç kişilik bu gruptunuz? Bendim, Nazgin'dim, Fevzi'ydik. Nazgin 1. Evet. Nazgin Cangir. Ben, Fevzi. Sen 2, Fevzi, Bademci 3. Şeriat için işkenceyi, İslam adına cinayeti ve iman için katliamı mübah sayan Hizbullah'ın sır perdesi aralanıyor. Ölümün korku dolu yüzü açığa çıkıyor. Cinayetler, işkenceler ve suikastler üzerine kurulu bu buzdağı adım adım çözülüyor.